Herkese merhaba arkadaşlar. Ada Çiftçi Tep Tohumu. Size bugünkü tanıştıracağım ürün tep tohumu. Biliyorum tep tohumu deyince şu ünlülerin reklam yaptığı tep tohumu çayı geliyor aklınıza. Ama bu onunla alakası yok. Şöyle yok. O ünlülerin reklam yaptığı zayıflama tep tohumlu çay, biliyorsunuz ki içinde zehir çıktı. Ve Türkiye'de sanırım yasaklandı. Bu tamamen böyle bakliyat vari tahıl. Ben bayağı bir araştırdım, notlar aldım tep tohumu hakkında. Bu arada o sonun bitkiler, mucizevi bitkiler miydi? Tam yanlış olmasın. Bunun farklı iki adı daha var ve o sonun kitaplarında yer alıyor. Bloklardan da yararlanabilirsiniz. Şimdi şöyle ben not aldım biraz. Tep tohumu yüksek protein içerirmiş. Bu da tabii vejetaryenler için çok ideal. Kesper! Gebertirim seni bak. Kediler kavga ediyor yine. Tahıl ve lif kaynağı. Yani lif kaynağı olduğu için zayıflamamıza zaten yardımcı olacaktır. Ama arkadaşlar unutmayın ki hiçbir şey tek başına zayıflatmaz. Günlük sporunuzu yapacaksınız, yürüyüşünüzü yapacaksınız. Her 25 kilonuza 1 litre su içeceksiniz. 50 kiloysanız 2 litre su içeceksiniz. Tek başına hiçbir çay veya hiçbir tohum zayıflatmaz. Yani diyette olmanız her halükarda gerekli. Bir de kanser yaptığı söyleniyor. Dediğim gibi bu tep tohumlu çay, ünlünün tanıttığı reklam içeren tep tohumlu çay için geçerli. Ama bu tamamen çok sağlıklı. Gerçekten diyetinizle beraber aldığınızda lif kaynağından dolayı zayıflamanıza yardımcı oluyor ama tek başına değil. Lif kaynağı demiştik. Gluten içermez. Gluten bundan çorbalara kıvam artırıcı olarak koyabilirsiniz. Üütüp un da yapabilirsiniz. Hatta unu da var diye biliyorum bunun. Yani kek, börek, pasta, salatanıza ekleyebilirsiniz. Gluten içermez dedik. Kan ve dolaşım sistemine yararlıdır. Kalp sağlığına iyi gelir. Lif bulunduğu için zayıflatır. Diyette zayıflamaya bir alternatif olarak kullanılır. 100 gramında 360 kalori vardır. 2 gram yağ, 8 gram posa, 13 gram protein vardır diyor. Şimdi daha da not almıştım ben. 180 gram kalsiyum vardır. Vejetaryenler için idealdir. Unu ve tahılı varmış. Kabızlığa iyi gelir. Uzun süre tok tutarmış arkadaşlar. Daha birçok yararı var. Bu chia tohumu gibi de kullanabilirsiniz. Bundan ben size muhteşem bir tarif hazırlayacağım. Bunun için zaten bu sanırım 250 grammış. Bu arada bunu BİM'den aldım. Köyde yaşıyorum. Köydeki BİM'de bu varsa siz her harikarda bunu her yerde bulabilirsiniz. Şöyle üzerinde zaten bakliyat var. Ne var? Börülce var. Mercimek, bezelye. O tarz var şeyler. Ben bunu pişireceğim. Ve şurada Fatma'nın getirdiği elmalar var. İki tane ama ben bir tanesi bana yeterli gelebilir. Elmalı, tarçınlı güzel bir tarifle devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Şimdi öteki malzemelerimizi hazırlayalım. Tencere yıkayalım. Tenceremiz de yok. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir su bardağı kadar tep tohumumuzu tenceremize alıyoruz. Bu aslında dediğim gibi irmik gibi oluyor. Şu şekilde. Ölçüleri 1:1 ya da 1:1,5 yapabiliriz. Bir su bardağı da su ekliyorum. Sonra yarım su bardağı daha su ekliyorum. Ve ocağımıza alıyoruz. Pişene kadar bekliyoruz. Elmalarımızı soyduk. Bir elmayı soydum ben. Ve bunu robottan
Robotla elmalarımızı parçaladık. Yani artık çiçeklerin zamanı da geçti. Bir yandan onları da kırpıyorum falan. Tek tohumumuz pişiyor arkadaşlar. Bu aynı bildiğiniz böyle köftelik bulgur gibi veya irmik gibi bir şey. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu isterseniz ben su koydum. Siz isterseniz aklım başka yerde olunca aklıma bir şey gelmiyor. İsterseniz sütle yapabilirsiniz. Şimdi bu suyunu çekince gerisini halledeceğiz inşallah. Elmalarımızı şöyle parçaladım ben. Şimdi onları piştikten sonra birleştireceğiz. Şu kıvama geldiği zaman ben altını kapatıyorum. Bakar mısınız? Çikolata gibi oldu. Bu soğumaya başlasın biraz. Soğuduktan sonra elmalarımız ve tarçınla birleştireceğiz. Elmalarımız kararıyor. Kararsın. Önemi yok. Şimdi tarçın ve hepsini birleştirmeye geldi sıraya. Gerçekten muhteşem bir kahvaltı olacak. Ve besleyici, sağlıklı, zayıflatan. Ama tabii tek başına zayıflatmıyor. Her zaman söylüyorum. Hadi bakalım şimdi birleştirmeye geçelim. Biraz soğuttuk. Şimdi bu aşamada arkadaşlar şöyle bir servis yapacağımız tabak bu olsun. Bu aşamada ben bal kullanacağım. Biraz tatlansın diye. Şöyle. Ama tabii ki çok fazla koymuyoruz. Burada da elmalarımız var. Biliyorsunuz ki tarçın da çok zayıflamanıza yardımcı oluyor. Elmalarımızın üzerine bir tatlı kaşığı tarçın koydum. Bu arada ben bal sıktım buna ama alternatif olarak harnup pekmezi yani keçi boynuzu pekmezi de koyabilirsiniz. Bu da yoksa elinizde karadut pekmezi de kullanabilirsiniz. Daha sağlıklı hem organik. Şimdi balımızı sıktıktan sonra şöyle tekrar bir karıştırdık. Şimdi de üzerine tarçınlı elmamızı ekliyoruz. Şöyle tekrar bir karıştıracağız. Ben bunu iyice bir karıştırayım. Tekrar döneceğim. Ve kahvaltımız hazır. Tek tohumlu, elmalı tarçınlı, az da balla tatlandırdığımız düşük kalorili, yüksek proteinli tek tohumlu kahvaltımız hazır. Ay, şimdi ben biraz şöyle ceviz ekleyeceğim. Çok fazla değil. Evet. Ve sizin için şöyle tadına bakmak istiyorum. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Elma yerine muz da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yapın, deneyin. Kahvaltı öğün yerine geçer zaten. Öğün yerine geçer. İster sabah kahvaltısı, ister öğle yemeği, ister akşam yemeği olarak. Aslında akşam yemeğinde yeseniz de iyi olur. Çünkü hafif ya, kalorisi düşük. Protein açısından da çok zengin olduğu için. Akşam veya bence sabah kahvaltısında tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Neyse, videomu beğendiyseniz, pardon, tarifimi beğendiyseniz beğendime tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmedime tıklayın ve kanalıma abone ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.